Dünyada sadece 1000 adet üretilen bu önünde durmakta olan akıllı telefon Realme 10 Pro Coca-Cola Edition arkadaşlar Belki de videoyu ilk açtığınızda Coca-Cola'dan reklam mı aldım acaba diye düşünmüş olabilirsiniz ama Bu akıllı telefon bence tam olarak koleksiyonerlere özel üretilmiş gerçekten çok da güzel bir cihaz olmuş Gelin hep birlikte bakalım bu akıllı cihaz bizlere neler sunuyor Realme son dönemde birazcık daha yüksek duyduğumuz bir marka arkadaşlar. Adını sıklıkla duyduğumuz bir marka. Çünkü Oppo Türkiye'de bulunan ekip şimdi de Realme ile ilgilenmeye başladı. Yani piyasayı bilen, bizleri de tanıyan bir ekip Realme ile de ilgilenmeye başladığı için Realme'nin adını daha daha fazla duymaya başladınız. Bu cihaz hakikaten farklı ve özel bir akıllı telefon olmuş arkadaşlar. Teknik detaylarından çok aslında bu cihazın bence bizlere sunduğu buradaki detaylar önemli. Hani özel detaylar önemli. Sizlere onları da aktarıyor olacağım. Zaten. İsterseniz bu cihazın özel kutusunu sizlere anlatmaya başlayayım çünkü kutu içeriği gerçekten çok dolu ve birbirinden özel detaylarla bizleri karşılıyor. Kutunun içerisinden tabii ki kablo, telefon çıkıyor, kılıf çıkıyor, 33 wattlık şarj cihazı çıkıyor. Coca-Cola Edition olduğu için kutu içeriği tamamen özel tasarlanmış ve kutudan birçok sticker ve önümde durmakta olan bu maskot çıkıyor. Onun yanı sıra bir de içinde ufak bir kart var. Bu telefon kaçıncı üretim olduğu da yani hangi numaralı üretime ait olduğu da yazıyor. Çünkü dediğim gibi dünyada sınırlı sayıda bulunan bir ürün önümde durmakta olan bu akıllı telefon. Cihazın artılarına baktığımız zaman da önümüze en çok çıkan şey tabii ki bu telefonun özel üretim olması. Dünyada sayılı sayıda bulunuyor olması. Ve tabii ki koleksiyonerler böyle şeyleri çok severler arkadaşlar. Kimi zamanlar böyle şeyler çıkabiliyor. Böyle anlaşmalar yapılabiliyor markaların arasında ki bu üründe o anlaşmaların meyvelerinden bir tanesi. Bu telefonun bence Coca-Cola Edition olmasından sonraki en önemli detayı kesinlikle ekran arkadaşlar. Çünkü ekranın çerçeveleri inanılmaz ince. Yani 1 milimetrelik bir ince çerçeveye sahip Zaten telefonu elinize alır almaz ilk dikkatinizi çekecek şeyin de bu olduğuna eminim. Coca-Cola Edition olması dışında konuşuyorum şu anda. 1 milimetrelik bu ekran çerçevesi hakikaten sizleri de şaşırtacak ve sizlerin de dikkatini çekecektir diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Oldukça şık duruyor. Ekran kasa oranı yüzde %93.76 olarak belirlenmiş bu akıllı telefonun alt tarafını bir tık daha ince yapsalar çok daha iyi olurmuş diye düşünüyorum. Hani o alttaki hafif kalınlık tamam belki birazcık göze sırıtıyor olabilir ama genel yapısına baktığımda ekrandaki ince çerçeve hakikaten benim beğenimi fazlasıyla kazandı. Gelelim ekran detaylarına 6.72 inçlik bir ekran paneli bu akıllı telefonla görev yapıyor ve bu ekran paneli IPS LCD bir panel arkadaşlar. Aynı zamanda ekran performansı fena değil. 120 Hz'lik bir yenileme hızıyla geliyor. Renklerin canlılığını beğendim. Parlaklık olarak ise maksimum 680 nite kadar çıkabiliyor. Cihazda aynı zamanda stereo operörlerin bulunduğunda sizlere aktarmak istiyorum. Genel ekran deneyimi fena değil arkadaşlar bu segmentteki diğer rakipleriyle benzer bir performansı bizlerle buluşturabiliyor. Zaten cihazın segmentini şimdi performans bölümünde çok daha net ve açık bir şekilde anlayacaksınız. İşin performans tarafına geldiğimizde ise Snapdragon 695 5G modeli bir işlemcinin cihazda görev yaptığını görmekteyiz arkadaşlar. Bu işlemci modeli altın nanometrelik bir üretim süreciyle üretiliyor ve altın nanometrelik bir üretim süreciyle üretildiği için de cihazın tabii ki düşük pil tüketimine ve yüksek bir performansı bizlere sunma vadinin de olduğunu sizlerle paylaşmalıyım. İlk ben sonuçlarına baktığımız zaman ise beklediğim bir sonucu açıkçası gördüm. Çünkü bu akıllı telefonla bulunan işlemci modelini daha önce farklı cihazlarda test etme fırsatım olmuştu ki yine onlarla benzer bir performansı bizlerle buluşturduğunu sizlerle paylaşabilirim sevgili arkadaşlar. İşlemci performansını hani böyle bir özetlemem gerekirse orta üst seviye diyebileceğim bir işlemci performansı bu akıllı telefonda mevcut sevgili arkadaşlar. RAM olarak ise 8 GB fiziki. 8 GB da yine bu cihazda bir sanal RAM bulunuyor sevgili arkadaşlar. Tabii ki toplamda 16 GB'lık bir RAM görev yapıyor cihazda. 128 GB'lık bir depolama var. İsterseniz micro SD kartla hafızayı artırmanız mümkün oluyor. Ama çift sim kart desteğinden vazgeçmeniz de lazım. Burada onu da söylemem gerekiyor sizlere. Şimdi yazılım tarafına bakalım. Yazılım tarafında özel detaylar var. Onları aktarayım sizlere. Cihazda işletim sistemi olarak Android 13 görev yapıyor arkadaşlar. Realme UI 4.0'la da geliyor. Buraya kadar bir farklılık yok belki diğer cihazlardan ama bu cihaz Coca-Cola Edition olduğu için cihazın içerisindeki simgeler, bazı geçişler, sesler ve buna benzer detayların birçoğu yani Coca-Cola'ya özel bir arayüz, Coca-Cola'ya özel bir temada yine bu cihazda bulunuyor arkadaşlar. Burada telefonun kamera bölümünde de Coca-Cola'ya özel bir filtre olduğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu filtre biraz daha böyle eskim track fotoğraf filtrelerine benziyor. Hani Instagram'ın ilk çıktığı dönemki fotoğraf filtrelerine benziyor. Özel tasarlanmış bir Coca-Cola kamera filtresi de yine bu cihazda görev yapmakta arkadaşlar. Cihaz açıkçası bu segmentteki rakipleriyle benzer bir performansı sizlerle buluşturabiliyor. Kağıt üstünde vaat performansı sizlerle buluşturması mümkün. Oyun içinde sizlere şunu söylemem lazım. Hani önemli bir performans sıkıntısı yok ama dediğim gibi cihazın performansı ve segmenti belli arkadaşlar. Hani ona bakarak, onu düşünerek biraz daha cihazı yönelirseniz sizler için çok daha iyi olur. Cihazın kameralarıyla devam edelim. Kameralarda tabii ki birçok özellik var ama benim geçtiğimiz günlerde incelediğim Realme 10 Pro Plus modeline de benzer bir kamera dizilimi, benzer bir kamera kalitesi bu cihazda yine var sevgili arkadaşlar. Ana kameramız 108 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram aralığı bizlerle buluşuyor arkadaşlar ve o desteği yok bu kamerada. İkinci kameramız ise derinlik algılayıcı bir kamera. F2.4 diyafram aralığına sahip olan bu kamera sadece derinlik algılayıcı olarak görev yapan bir kamera olarak bizlerle buluşuyor. Şimdi kameralar ışık güzel olduğunda güzel işler ortaya çıkartıyor. Bazen renklerde böyle biraz fazla abartma anları olmuyor değil arkadaşlar. Kameralar ışık güzel olduğunda iyi sonuçları bizlerle buluşturuyor arkadaşlar. Buraya kadar herhangi bir problemimiz yok. Ancak şimdi bu segment, bu segment, bu segment dedim sizlere. Bu segmentteki rakiplerinde bulunmayan belki de bir netleme özelliği bu cihazda var. Yani Realme netleme tarafına gerçekten kafayı takmış ve burada bu kafaya takmışlığını sonuçlar da çok net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Gece çekim modunda yaptığınızda ise sonuçlar bir tık daha olumluya gidiyor. Işık azaldığındaki olumsuzluk bu şekilde Kapanmış oluyor. Genel kamera deneyimiyle bence sizleri çok üzecek bir akıllı telefon değil bu cihaz arkadaşlar. Ancak tabii ki ana kamera dışındaki diğer kamerayı da çok da anlatmaya gerek duymuyorum açıkçası. Ana kamerası gayet iyi işler ortaya çıkartıyor. Diğer kamerası da zaten derinlik algılayıcı olarak görev yapıyor bu akıllı telefonun. Fotoğraf performansını bir kenara koyup video performansına baktığımız zaman ise 1080p 60fps video çekebildiğini görüyoruz. Bu da işlemci sebebiyle tabii ki daha yukarıya çıkamıyor telefon ve video açısından da sonuçları şu anda gördüğünüz gibi sizlere aktarabilirim sevgili arkadaşlar. Video açısından bence bu telefonda çok bir şey beklememeniz gerekiyor sizler adına şunu söyleyebilirim. Çünkü telefonun odak noktasının videodan çok fotoğraf olduğunda sizlerle paylaşabilirim arkadaşlar. Bunu birçok cihazda söylüyorum. Hani çoğu cihaz öyle çıkıyor çünkü piyasaya ve bu cihazda yine o cihazlar gibi daha çok fotoğraf odaklı bir akıllı telefon sevgili arkadaşlar. Gelelim isterseniz inceden ön kameramıza. Ön kameramızda yine güzel işleri bizlerle buluşturmayı başarabilen bir ön kameraya sahip bu akıllı telefon. 16 megapiksellik çözünürlüğe sahip bu kamera f2.5 diyafram aralığına sahip arkadaşlar. Tabii ki bu f2.5 bizlere birazcık ışık düştüğünde grenli biraz daha bulanık fotoğrafları sunabiliyor. Dolayısıyla burada ışığın azaldığı durumlarda dikkatli fotoğraflar çekmenizde fayda var arkadaşlar. Bu segmentteki rakipleriyle rahat rahat burada yarışabilir bir ön kamera olmuş. Hani benzer zaten özellikleri sahip diğer rakipleri de bu cihazı yine aynı şekilde benzer özelliklerle bizlerle buluşuyor. Bu akıllı telefon yani Realme Pro arkadaşlar bir 33 wattlık şarj desteğine sahip. Bu şarj adaptörü kutudan çıkıyor. Bu güzel. Pil olarak da 5000 mAh'lik bir pil bu akıllı telefonda görev yapmakta sevgili arkadaşlar. Şimdi tüm bunları bir kenara koyduğumuzda yaklaşık 30 dakikada bu telefonu %50 şarj etmeniz mümkün oluyor. Bu da güzel bir detay. Kutunun içinden adaptörün çıkıyor olması da güzel olmuş. Bunu da tabii ki beğendim. Ve tabii pil ömrü de önemli bizler için. Cihazın pil ömrüne baktığımız zaman ise bu akıllı telefonu sizleri yoğun kullanımda dahi bir günü zorlar bir Pil ömrü olduğunu söylemem lazım. Ama çok daha fazla zorlarsanız bir günü çok da götüremeyebilir. Onun da altını çizeyim sevgili arkadaşlar. Şimdi bu telefonun fiyat bölümünü ne yazık ki değerlendiremiyorum. Realme 10 Pro Plus'ı beğendiğimi zaten sizlere aktarmıştım. Fiyat anlamında da bazı ufak tefek orada eleştirilerim olmuştu. Ancak bu cihaz için aynı şeyleri söylemek çok mümkün değil arkadaşlar. Realme 10 Pro 5K modeli bu akıllı telefon bence koleksiyonerler için özel üretilmiş ve hani özellikle bu özel tasarım işini sevenler için çok çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Hani sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum. Böyle özel cihazların karşımıza çıkması da güzel oluyor kimi zaman. Çünkü çoğu akıllı telefon birbirinin aynısı gibi olmaya başladı son dönemde. İşte kutu içeriği özel, telefon tasarımı özel vesaire vesaire bunlar da çeşitlendirilebilir. Ama bu cihazı bu anlamlarda beğendim. Ülkemizi satışa çıkarma inanın bilmiyorum. Bunu bana tabii ki özel olarak gönderdiler sağ olsunlar. İnceleme fırsatına erişmiş oldum. Ama genel olarak cihazı beğendiğimi de sizlerle paylaşmalıyım. Fena bir akıllı telefon olmadığında sizlerle paylaşmalıyım. Siz nasıl buldunuz? olduğunuz Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition'ı yorumlara yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.